Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu çember ve daire olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 3 adım AYT matematik, çember ve daire birinci adım testi olacak sevgili arkadaşlar. Kitabımızda 20. ünite olarak yer alıyor. Bildiğiniz üzere tüm 3 adım AYT'leri çözüyoruz arkadaşlar. Ben buraya linkini koyuyorum oynatmanız listesinin. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm testlere sırasıyla ulaşabilirsiniz konu anlatımlı olarak. Aynı zamanda AYT çalışıyorum diyen arkadaşlar için sevgili arkadaşlar yine Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Mezun B kazanım kavrama testleri var. Şiddetle tavsiye ederim. TYT için olanı ise arkadaşlar Mezun A kazanım kavrama testleri. 3 adım TYT'leri de çözdük daha önce biliyorsunuz. Yine bu bahsettiğim testlerin de yine buraya oynatma listelerini koyarım. Bu oynatma listelerini tıkladığınızda sevgili arkadaşlar tüm testleri sırasıyla bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru diyor ki, ABC üçgenin iç teğet çemberi üçgeni D, F ve K noktalarında teğettir. Tıp tıp tıp. DE de AB'ye paraleldir. Ne kadar güzel. AK 4 burada, BK 6 burada, AC de 12'ymiş arkadaşlar. Burası da 12'ymiş. Güzel. Buna göre EF ne kadardır? EF'ye de X deyi verdik sevgili arkadaşlar. Şu uzunluk. Şimdi burada benim kullanacağım arkadaşlar. Bir kere şu iç teğet çember kısmı biraz sizi irrite ediyor olabilir. Ya bir özelliği mi var diye. Arkadaşlar bir çember gördüğünde dışarıdan bir noktadan bir çembere ben sadece ve sadece iki tane teğet çizebilirim. Öyle ki bu iki teğetin de sevgili arkadaşlar uzunlukları birbirlerine eşittir. Sen böyle çizebileceğin bütün hepsini düşündüğünde bak yine burada aynı şekilde burada da aynı şekilde şeylerle karşılaşıyorsun. Yani burada da öyle. Bakın AK AD'ye eşittir. 4'tür. BK BF'ye eşittir. 6'dır. Bak tamam 12'ymiş 4'müş. Burası da 8 kalır DC. DC 8 arkadaşlar. EF şey FC de 8'dir. Nefis. Şimdi çemberle ilgili olan kısmımı hallettim. Bir de ne demiş? DAB'ye paraleldir demiş. Bu arkadaşı kullanacağım. Benzerlik var. Nereden biliyorum? Paralelse arkadaşlar. Bakın şu iki açı da ortak. Şunlar yöndeş. Şunlar da yöndeş açılar. Bu durumda ABC üçgeni benzerdir. DEC üçgeni derim. Bu durumda benzerliğimi yazarım. 8 bölü 12... eşittir. Burada ne var? Bak şu kadar. Burası 8 artı x. 8 artı x bölü tamamına kadar 14 kadar. That's all. Kocaman sayılarla uğraşmak istemiyorum hocam. Evet 4'e böl 2, 4'e böl 3. Var mı başka? Yok. Şimdi içler dışlar çarp. 8 ile 14'ü çarpmayacaksın tabii ki. 14 ile 2'yi çarptım. 28. Şimdi 3 ile çarp. 24 artı 3x. Hop 4 eşittir 3x. X kaçmış arkadaşlar? 4 bölü 3'müş. Haydi geçmiş olsun. 1'e Bursa'yı yapıştırdık. 2 ile tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci soru geliyor. İkinci soru der ki şekildeki ABC ve CD noktaları O merkezli. Ne kadar güzel. Merkezi belli çemberi çok severiz. Çember üzerinde AB, OH yedik. OE doğru parçası da CD doğru parçasına dik verilmiş üzerinde. AB 12. AB 12 arkadaşlar hiç lafı uzatma. Bak merkezden kirişe dik indiriyorsan bunlar eşit böler. Buralarda 6 6 olur. Konu kapanmıştır. Tamam mı? Bir çemberde bir kiriş çiziyorsun. Nereden çizersen çiz. Kirişe indirilen dikme o kirişi iki eşit parçaya böler. İlk öğrendiğimde Allah'ım demiştim ya ne kadar güzel. Bir de çok geç öğrendiğim bir özellikti. Feci şekilde de işe yaradığını gördüm. İşime yaradığını. Evet buralarda verilmiş arkadaşlar. 8 santimetre, x santimetre ve x artı 2 santimetre olarak. Buna göre DC kaçtır? DC, DC'nin tamam. Arkadaşlar çemberin en sevdiği hareket yarı çap çizmektir. Bak 8, 6. Hemen yarı çapı çizersin. Ve ortalık yarı çap kaynar değil mi? Bak. 6, 8 sen AYT çalışıyorsun. Pisagor yaptırmayacağım sana. Burası 10. Arkadaşlar yarı çapımı buldum. Altın kıymetinde. Bak burası da benim yarı çapım. Burası da 10. Ne görüyorum? Bir dik üçgen görüyorum.
Pisagor bağıntısını uygula diyor, yalvarıyor der sanki. Değil mi? Bunun karesi, bunun karesi, bunun karesine eşittir. Bunun karesi x karedir. Artı x artı 2'nin karesi. Hadi yazayım ya. X artı 2'nin karesi eşittir 10'un karesi. X kare artı x kare artı 4x artı 4 eşittir 100. 2 tane x kare artı 4 tane x. Bu buraya geldi. Eksi 96 eşittir 0. Çok kocamansın. 2'ye böldüm seni. 2 ile sadeleştirdim. X kare artı 2x eksi 48 eşittir 0. Hop x eksi 6 x artı 8. Hemen gördük değil mi arkadaşlar bunu? Çarpımları 48, toplamları 2. X 6'dır. X eksi 8'dir. Ama ben uzunluk ölçtüğüm için böyle bir arkadaş mevzu bahis olamaz. X 6'ymış arkadaşlar. Bana neyi sormuştu? DC'nin tamamını. O zaman DE ne kadar olur arkadaşlar? DE uzunluğu x artı 2 olduğu için 6 artı 2'den 8 olur ki DE de DC'nin yarısıdır. EC de aynıdır değil mi? 8, 8 toplamda 16 yapar arkadaşlar. Yine merkezden kirişe indirilmiş dikme mevzu bahis. 3 numarayla devam ediyorum. 3 numara şöyle. Aşağıdaki O merkezli R çaplı, yarı çaplı çemberde AKB yayının uzunluğu ne kadarmış? 4 pi bölü 3 kadarmış. 4 bölü 3 pi birimmiş. Buna göre AOB x açısı kaç derecedir? Sevgili arkadaşlar, bütün çevre ne kadar? 2 pi r kadar. Güzel. Peki yayın uzunluğu ne kadardır arkadaşlar? 2 pi r'in x bölü 360'ı kadardır değil mi? Hani 360 derece 2 pi r ise x derece ne kadardır? Çok kafan karışıyorsa bak böyle yap. Ben yıllarca böyle yaptım. Vallahi bak şöyle oran orantı kurdum. Sonra aklım erince de ha diye dedim. Niye lafı uzatıyorum ki? Böyle yapıver. Çünkü bu kadar da bu kadarı. Değil mi? 360'da x'i kadar. Konu kapanmıştır. İşte bu arkadaşlar şu kadarmış. 4 pi bölü 3 kadarmış. Evet bu kadar. Neyi soruyordu bana? X'i soruyordu. Bak pi'lerle karşılıklı vedalaş. X'i yalnız bırakacağım ya. Ben hep şöyle yaparım. Burada bir 4 bölü 3 var. 360'ı buraya çarpma olarak gönderirim. Burada da 2R var. Buraya bölüm olarak gönderirim. Çünkü burada çarpmaydı. Bunlar bölmeydi. Bak ne kadar güzel oldu. En kolay gözüme kestirdim. Şu arkadaş 120. Şu arkadaş 2. Bununla da bunu çarptım. 240. Ama aşağıda R'yi unutmadım. 240 bölü r'ymiş arkadaşlar. Bir açının yarıçap cinsinden ifade edilmesi de enteresan geldi değil mi? İşte bu kadardır arkadaşlar. 240 bölü r. 3'e de c dedikten sonra 4 ile devam ediyoruz. 4 de yine bir özellik kullanacağız arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde nr yarıçaplı yarım çempere pt ışını l noktasından teğettir. Görüyorum. npm ve MPL birbirlerine eşitmiş arkadaşlar ölçüleri. Buna göre PSL açısının ölçüsü ne kadardır? Şu arkadaşı soruyor bana. Hiç affetmem. Alfa kadar. Güzel. Sevgili arkadaşlar burada da şu özelliğimizi bahsedeceğiz. Öbürlerinde de şey yapıyor. Arkadaşlar birinci soruda şöyle bir noktadan teğet çizebiliyoruz dedik ya. Güzel. Ve yaylarımı da ben açı cinsinden ifade edebiliyorum. Bakın şu arkadaş şu açı buraya alfa dedim karışmasın. X ise şu yay da arkadaşlar y olsun. Şuradaki açı ölçüsü buna da teta diyelim. Teta arkadaşlar x eksi y bölü 2 kadardır. Dersem yani doğru aslında buradan da x artı y'nin 360 derece olduğunu biliyorsun. Hiç lafı da uzatmayalım. Şunu doğru yazdım inşallah ya. Değil mi? Doğru canım. Öbür şeyde tutuyorsa burada da tutar. X bölü y. Şöyle aslında bunu unut. Belki yanlış. Şudur sevgili arkadaşlar. Bak şurada 90 derece merkezden 90 derece dikleri çizersen şu açığı y kadardır. Merkez açıdır. Bu durumda bak y artı teta 180 derece olur. Teta da sevgili arkadaşlar 180 eksi y kadardır.
Ben sana ispatını gösterdim. Direkt ezberleyecek olursak da şu. Şu arkadaş y kadarsa şu arkadaş 180-y'dir. Hocam uzun uzun sen bunu niye anlattın ki? Burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu arkadaş yarı çapmış ya, çok güzel. Bak bu merkez o. Eğer bu durum böyleyse aynı zamanda sevgili arkadaşlar senin bu çizdiğin teğetlerden merkezi çizdiğin doğru parçası açı ortay olur arkadaşlar. Açı ortay olması demek sana şunu gösterir. Burası alfa. Alfa ya sevgili arkadaşlar. Şu yay ölçüsü LR tamamında 180 eksi şu yay dedik ya. Bu durumda da arkadaşlar burası 90 eksi 2 alfa olur. Tamam, bu yay ölçüsü 90 eksi 2 alfa olur. Şu iki tamamını görüyor isen şununla şunun toplamı 180'dir. Şu ikisinin toplamı 180'dir. Yarısında ise de arkadaşlar yarılarının toplamı da pekala 90 derecedir. Hocam buradan nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bak şimdi LNR açısını görüyor musun? Bu arkadaş da çevre açıdır. Çevre açı da gördüğü yayın yarısıdır. Yani şurası MRNL açısında arkadaşlar 90-2 alfanın yarısı kadardır. Ne yapar bu durumda? Bu arkadaş 2'ye bölersem 45-eksi alfa yapar. Tamam. Şimdi buraya kadar geldim. Şu PSL'nin peşindeyim. Arkadaşlar dikkatinizi PNS üçgenine çekiyorum. PNS üçgeninde iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir ki o da 45 eksi alfa artı alfa kadardır. Kendileri de 45 derece yapar. Anlaştık. Şurada biraz uzun uzun anlattım ama ben biliyorsunuz konu anlatımı yapmadan da soru çözmeyi hemen söylemiyorum. O yüzden 90 eksi 2 alfadır. Tamam mı? Normalde dışarıdan teğet teğet olsa bunların toplamları 180 olurdu. Yarısı olunca da yarısı söz konusu olsun. Yani tam merkeze gittiğinde de şimdi şu yayla şu açının toplamı 90 derece olur. Pekala. 5 ile devam edelim. Fazla uzattık orayı. Şekildeki ABCD'de E yok, D var. O merkezi çember üzerinde 18 derece AOPC'ye eşit. Bak. AO ile PC o kadar alakasız yerde ki. Yani burada bile bağırıyor sana. Diyor ki bunlar arasında bir ilişki kur. Öyle bir çizgi çek ki bunlar işe yarasın. Tamam. Aklımda. ADB şu açı ne kadardır? Sevgili arkadaşlar benim burada yapacağım hareket şu işte. Bak bu R kadar. Bu da R kadar. Bu da R kadar. Hatta bu uzunluğa da R diyebilirsin artık. Çünkü aynı uzunluk yani, değil mi? R olduğu için bununla bu aynıysa bununla OC eşitse AO eşittir OC, o da eşittir PC. Hatta o da eşittir OD. İşime yarasan yaramaz. Niye elde ettim arkadaşlar? Şunu elde ettim. Bak. OCP bir ikizkenar üçgen. RR 18. Burası da 18. Burası da 18 derece arkadaşlar. E güzel. Eğer burası 18 ise merkez açı DC yayının ölçüsü de arkadaşlar 18 derece olur. Güzel. Ne oldu? Başımız göğe mi erdi? Valla neredeyse eğecek arkadaşlar. Güzel şeyler buluyoruz. Ne buluyoruz? Şunu buluyoruz. Şimdi bak P şu 18 M A P B açısının ölçüsü arkadaşlar. Şurada nerede yazdım? Şurada neredeyse söylüyordum. Burada söyleyebilirim artık şimdi arkadaşlar. Bir çembere dışarıdan iki tane kesen bir noktadan gönderiyorsam şuradaki açı teta arkadaşlar. Şurası x, burası y ise teta x eksi y bölü 2 kadardır arkadaşlar. Bak burada 18 derece eşittir AB yayının ölçüsü eksi DC yayının ölçüsü bölü 2 kadardır. Tamam. Şu arkadaş şu. Yani 18 derece eşittir. Lafı uzatmadan şuraya diyelim ki x diyeyim. X eksi. Burayı da 18 bulmuştum. Bak 18 çevreden dolayı. Merkez açıdan dolayı. 18 bölü 2'dir.
Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bu durumda x arkadaşlar 54 derece çıkar. Nasıl oldu? 36, 18 daha buraya geldi. 54 oldu. Peki şimdi nasıl yapacağım? Arkadaşlar bana sorulan ADB açısı da gördüğünüz üzere çevre açıdır. Çevre açı da gördüğü yayın yarısıdır. Yani MADB eşittir AB yayının yarısıdır. Çevre olduğu için ki biz burayı 54 bulduk. 54 bölü 2 de 27 derece olur. D'yi işaretledik. 6 ile devam ediyorum. Bak 6'da var ya neredeyse hiç çember soru şeyi bile çözmeyeceğiz. Bir dönme dolapta bulunan 15 kabinin her biri aralarındaki açılar eş olacak şekilde merkeze demir kollarla bağlıdır. Şekilde bak her biri eşit. Tamam. Şekilde modellenen bu dönme dolapta birinci kabin ile 10. kabin arasındaki en kısa çember yayının uzunluğu 12 pi metre. Olduğuna göre kabinlerin merkeze bağladığı demir kolların birinin uzunluğu kaç metredir? Hayırlı işler. Bir bakalım ne kadarmış arkadaşlar. Şimdi bak. Önce şunu söyleyeceğim sana. Burada kaç parmak görüyorsun? 4. Kaç ara var? 1, 2, 3. Arkadaşlar burada kaç tane kabin görüyorsun? 15. Kaç tane ara var? 15. Sakın 14 deme. İşte sevgili arkadaşlar çembersel olunca kabin sayısı kadar ara olur. Eğer düz bir çizgi üzerinde yapsaydın sen bunları kabinleri 1'den 15'e kadar 14 tane ara olurdu. Anmadan edemedim. Sen şöyle yapabilirsin. Tamamı 360 derece böl 15'e her biri 24 derece. Bununla da işin yok ha. Değil mi? Neden yok? Şu. Birinci ile 10. kabin dedi ya arkadaşlar bak. 1 ile 10. kabin arasındaki en kısa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ara var değil mi? Güzel. Oran orantı yaparım. 6 tanesi bak 6 tanesi 12 pi yaparsa hiç açılardan bile gitmiyorum. Toplam kaç tane var? 15 tane. 15 tanesi ne kadar yapar? Hop ne kadarmış? 12 çarpı pi 12 pi çarpı 15 bölü 6 değil mi? Sevgili arkadaşlar bu benim çevredir. Hatta dur ya bu benim çevre değil mi? Çevre. Bak hiç çarpma bölme bile yapmayacağım. Böyle dursun. Bu çevre mi? Çevre. Arkadaşlar çevre bak bana kollardan biri yani R'yi soruyor. Bu arkadaş 2 pi R değil mi çevre? Evet hocam. R'yi sormuyor muydun? Evet. 2 ve pi burada çarpım halinde buraya bölüm halinde gönderiyorum. Lömbürüp lümbürüp. Bak şu işlemi yapmam isteniyor. Acele etmememin sebebi bu. Pi'lerle vedalaş. Bak bu arkadaşların çarpımı da 12, 15. Böyle apaydınlık ortaya çıktı. 15'i de işaretledim. Bak sırf şunu sana söyleyeyim diye yaptım. Hiç açı falan yazdın mı Allah aşkına? Mantık soru değil mi? 6 tane. Burada da yapacaksın zaten bu kadar açı, bu kadar açıysa, şu kadar açıysa, şu kadar açı. Gerek yok yani. Tamam. 6 tanesi bu kadarsa 15 tanesi bu kadardır. Konu kapanmıştır. 7 numara. Şekilde bir ABC üçgeni ve çevrel çemberi verilmiştir. Çevrel çemberi arkadaşlar bütün üçgenler için mevzu bahistir, olur. Bütün 3 noktadan da geçen bütün üçgenler için arkadaşlar bir tane mutlaka ve mutlaka çevrel çember çizilir. İleriki adımlarda mutlaka vardır. Onun sebebi de diklik merkezlerinin arkadaşlar bir yerde orta dikmelerin kesiştiği noktada bizim çevrel çemberin merkezidir. Bunu da söylediğimi neden diye kendin araştır. Kendin araştır derken kendin çizerek bulmaya çalış. 10, 10, 6 dik. Buna göre çemberin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar normal şartlarda sen bak ikizkenar üçgen görüyorsun. Dik inmiş. Bu arkadaş açıortay, kenarortay HCD 6'dır. Sen normalde şunu biliyorsun. Merkezden kirişe indirilen dikme iki eşit parçaya böler kirişi. A iki eşit parçaya bölmüş bu merkezden geçiyor. Ya sen bunu keşfetmeden önce bile şunu söylerdin zaten. İkizkenar üçgen dik kestiyse bu arkadaş dikme Allah'ın emri merkezden geçmek zorunda zaten. Ama kiriş dikme var. Kirişten dikme kaldırınca bu merkezden geçer. Konu kapanmıştır. Arkadaşlar
6, 10, BH avaz avaz bağırıyor değil mi? 8 santimetreyim diye. Evet. 6, 10, burası da 8. 6, 8, 10 üçgeni. 3, 4, 5'in 2 katı. Peki bana ne sormuştu? Yarı çap. Arkadaşlar yarı çap şu değil mi? Evet. Bu arkadaş ne kadar? R'ye kadar. Sevgili arkadaşlar, şurası merkez. O ise. Şurası da R'ye kadar değil mi? R kadar. Az önce de şuranın 8 olduğunu konuştuk. Burası kaç o zaman? 8 eksi R kadar. Ve işte bizim en çok karşımıza çıkan olaylardan biri. Yine dik bir üçgen. R'ye bağlı, R'ye bağlı ve bildiğimiz bir şey. Hemen Pisagor'u yazarım. R'nin karesi eşittir. Bu şu arkadaşın karesi 64 eksi 16 R artı R kare ve şu arkadaşın karesinin toplamına. Doğru mudur? Doğrudur. Bildiğim Pisagor bağıntısı yazdım. R karelerle vedalaş. Bu arkadaş buraya gelsin. 16 R. Şunları topladığımda 100 mü yapıyor? 100 yapıyor. R'yi yalnız bırakalım. Yalnız kaldı. Sadeleştirelim. 4'e böl. 25 bölü 4'e kadar indirdim. A şıkkında görüyorum arkadaşlar. 7'ye de A dedim. 8'de testi tamamlıyorum. Şekildeki BCDE noktaları O merkezi yarım çember üzerinde OCAB'ye eşitmiş. Bak gene OCAB çok alakasız yerde. Ama bak görüyorsun. Bu arkadaş aslında R'ye kadar. Bak bu da R'ye kadar. Çemberin en sevdiği arkadaş. O zaman buraya da çaktırmadan R dersin. Yarı çap değil ama yarı çap uzunluğunda. İkiz kenarı daha kolay görmek için. Burası da 130 derece verilmiş. Buna göre DOC şurası ne kadardır? Vallahi bu da çok kolay oldu bana sorarsanız. Neden? Arkadaşlar ikizkenar üçgeni görüyor muyum? Görüyorum. 130 derece. 180'e kaç derece kalmış? 50 derece. Şu arkadaşlar kardeş payı paylaştırın onu. Çünkü ikizkenar bunlar. 25 derece. 25 derece. Arkadaşlar bu 25 derece ise bak bu arkadaş nereyi görüyor? Aha da bu yayı görüyor. Bu yayı gördüğü için bu yay MBE yayının ölçüsü de 25 derece olur. Ve şurada yazdığımız ve özellikle özellikten ötürü bak şu CD ha buraya soru işareti demişti ya alfa de bu da merkez açı arkadaşlar. Burası da alfadır yay. Yay da alfa kadar. Şimdi direkt özelliği yazalım. CD yani alfa eksi şurası 25 bölü 2 eşittir şu arkadaş 25. Alfa kaç oldu arkadaşlar? 2 ile 25 çarptım 50. Bir 25 daha ekledim. 75 derece oldu. Hop Diyarbakır'ı işaretledim. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Aynen öyle. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.